Son zamanlarda evsel kullanım amaçlı etil alkolün piyasaya sunulmasıyla birlikte sahte alkol yapımında ciddi oranda artış olduğunu ifade eden Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, alkollü içki şişesinin kapak üzerini kaplayan plastik kapüşonun gevşek takılı olmaması, kolayca çıkartılamaması, yıpranmamış ve yırtılmamış olmasına öncelikli olarak dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü aynı zamanda bildiride alkollü içki şişelerinde kapak üzerine yapışmış bulunan KAPDK bandrolünün şişe kapağı açıldığında yırtılacak biçimde bir ucunun şişe camına yapıştırılmış olması, alkollü içki şişesinin ağız kısmında bulunan bir yelerin hareketli olması, alkollü içki şişesinde gözle yapılabilecek kontrolde şişe ağzında köpürme olmaması, kapağın düzgün yerleştirilmiş olması, sıvı hareket ettirildiğinde şişe içerisinde hareket eden tortu, kalıntı bulunmaması ve berrak olması hususları alkollü içkinin sahte veya kaçak olup olmadığı yönünde fikir verdiğini ve bu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Renk veriyor değil mi abi? Hı, şunları katarlar içerisinde. Sonra bunlardan da bidonlara dolduruyorlar değil mi abi? Evet. Kaçak ve sahte içki kullanımının insanlarda ölümle sonuçlanabileceği gibi kalıcı ve geçici körlük, ellerde kalıcı titreme, unutkanlık, aşırı sinir ve agresiflik, karaciğerde ve diğer organlarda kalıcı hasarlar, psikolojik bozukluklar, kalıcı hormon bozuklukları, saçlarda ve deride dökülmeler, kalıcı denge bozukluğu gibi ciddi ve kalıcı sağlık problemlerine yol açabileceğine de dikkat çeken Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya genelinde yıl içerisinde 8.368 şişe sahte kaçak içki ve 860,5 litre şişelenmeyen sahte içki ve 3.843 adet farklı markalarda boş içki şişesini ele geçirdiğini açıkladı.